arkadaşlarım ışığın tanecik modelinden bahsedelim. Biraz önce de söylediğim gibi Thomas Young ışığın dalga olduğunu ispatlıyor. Şimdi tane diyenlerden bahsetmek istiyorum. 10. yüzyılın başlangıcından önce ışığın ışık kaynağından yayılan taneciklerin akışı olduğu kabul ediliyordu. Işığın tanecikler halinde yayıldığını ilk ortaya atan Newton'dur arkadaşlarım. Demek ki Newton ışık için ne diyor arkadaşlarım? Tanedir diyor. Siyah cisim ışıması ve fotoelektrik etki gibi olaylar da ışığın dalga modeliyle açıklanamamıştır. Yani siyah cisim ışıması ve fotoelektrik de yine ışığın tane olduğunu söyleyecek. Max Planck, ışıma enerjisinin parçacık özellik gösterdiğini kuantum kuramıyla açıklamıştır. Planck'a göre enerji ancak belirli büyüklükler halinde alınıp verilmekteydi. Belirli bir büyüklük halinde alınıp verilebilen bu enerjiye kuantum, ışıma enerjisine ise kuantlaşmış enerji denir. Einstein, ışık hızıyla hareket eden kuantlara foton adını verdi. Böylece ışığın tanecik yapısı açıklanmış oldu. Einstein da fotoelektrik ile ışığa ne diyecek arkadaşlarım? Tane diyecek. Işığın tanecik modeli ile siyah cisim ışıması ve fotoelektrik olayı da açıklanabilmiştir. Siyah cisim ışıması, üzerine gelen bütün ışınları soğuran cisimlere siyah cisim denir. Siyah cisim bir metalden veya kilden yapılmış, her yanı kapalı ve içi karbonla sıvanmış borunun üzerine bir delik açmakla hazırlanabilir. Siyah cisim ısıtılıp delikten çıkan ışımalar gözlendiğinde her çeşit dalga boyunda ışığın olduğu gözlemlenir. Siyah cisimden yayımlanan ışık prizmadan geçirilirse sürekli spektrum elde edilir. Yani arkadaşlarım siyah cisim ışıması sıcaklığa bağlı olacak. Birazdan özelliklerinden bahsedeceğim. Öncelikle siyah cisim ışımasına bakalım arkadaşlarım nasıl bir düzenek. Görüyoruz kenarı karbonla kaplanmış. Işık gönderdiğimiz zaman siyah cisim ışımasını ne yapıyoruz? Hazırlamış oluyoruz. Siyah cisim bir miktar enerjiye sahip olduğu için başlangıçta gözle görülmeyen uzun dalga boylu ışımalar olurken cisim ısıtıldığında yüksek enerjili, enerjisi yüksekse frekansı yüksek yani kısa dalga boylu ışımalar yayılır. Siyah cisim ısıtılıp görünür ışık yaydığında önce kırmızı renk görülür, sıcaklık arttırıldıkça turuncu ve sarı ışıma mora kadar devam eder. Sonuçta beyaz ışık denilen görünür bölge ışımı sırasıyla yayınlanmış olur. Şimdi arkadaşlarım ışıma şiddeti genlik ile dalga boyu grafiğini görüyorum siyah cisim ışımasına ait. Isıtma sıcaklık arttırılarak devam ettiğinde ışıma şiddetinin arttığı gözlenir. Grafikte de görülüyor zaten arkadaşlarım. Düşük sıcaklıklarda az enerjili yani uzun dalga boyu, yüksek sıcaklıklarda yüksek enerjili yani kısa dalga boylu ışımalar oluşuyor. Siyah cisim görünür ışık yaydığında önce kırmızı renk gözlenir. Sıcaklık arttıkça gözlenen renk turuncu, sarı ve mora kadar devam eder. Grafikteki eğriler altında kalan alan ışıma enerjisiyle orantılıdır.